Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor kolumuz. 22 Mart Dünya Su Günü ve korumak zorunda olduğumuz su, sulak alanlar aslında. Çok pervasızca tükettik suyu, hiç tükenmeyecekmiş gibi tükettik, harcadık ve öyle de harcamaya devam ediyoruz. İklim kriziyle birlikte kuraklığı fazlasıyla hissediyoruz. Bu yıl işte yağışlar dolayısıyla barajlarda su arttı ama her yerde tabii ki yağışlar çok değildi. İstanbul'da yoğun bir yağış görüldü ve barajlardaki doluluk oranı %90'a yaklaştı. Hatta %100'ü bulan da var, taşma riski olan da var, uzmanların uyarısı var ama her yerde böyle değil tabii ki durum. Ki geçen yıl daha da farklıydı. Bu yıl evet bereketli geçti ama geçen yılı telafi edebilir miyiz? O yılki kayıpları yerine getirebilir miyiz? Önümüzdeki yıllarda nasıl olacak? Suyu nasıl kullanmalıyız? Nasıl korumalıyız? Bu konular oldukça önemli. 22 Mart Dünya Su Günü'nde bir kez daha bu konular farkındalık yaratması açısından gündeme geliyor. Hocamızla konuşacağız. Ve bir müsilaj riski de sürüyor yine bir yandan. Mesajlar, fikirler varsa Twitter'dan ve de WhatsApp'tan bekliyoruz. Bugüne dair, Dünya Su Günü'ne dair, suyu nasıl korumamız gerektiğine dair ya da diğer sulak alanları nasıl korumamız gerektiğine ilişkin konuşacak pek çok konu var tabii ki. Ama şunu bilmeliyiz ki enerji kaynakları ya da yeraltı zenginlikleri veyahut su hiçbir zaman bitmeyecekmiş gibi davranamayacağımız unsurlar ve oldukça değerliler ve bir gün hepsi bitecek. Dolayısıyla bugünlerde elimizde varken, bugünlerde onları kullanabiliyorken daha duyarlı olmalıyız. Onları daha çok koruyup kollamalıyız, gözetmeliyiz. Belki bugünlerde evet sulak alanların bazılarını görebiliyoruz, suyu bulabiliyoruz ama yarınlarda bırakacağımız yeryüzünde belki çocuklarımız, torunlarımız o suyu bulamayacaklar. Belki kuraklık yaşayacaklar. Ve kuraklığın beraberinde kim bilir hangi sorunlar yaşanacak. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Emre, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Dünya Su Günü. Öncelikle buradan başlayalım ve az önce bir haber aktardık. İstanbul'da yoğun geçen bir kış mevsimi aslında dünyanın pek çok yerinde yoğun geçti. Ve İstanbul'da da yoğun bir kar ve yağmur vardı. Büyük şehir olunca da konuşuluyor tabii ki 15 milyondan fazla bir nüfusu olunca barajlardaki doluluk oranı da arttı. Hem su günü için hem de bu haber için neler söylersiniz? Şimdi 1992 yılında Birleşmiş Milletler'de yapılan bir konferansta suyun giderek azaldığı ve aynı zamanda suya da ulaşımın giderek zorlaştığı ve bunun yanı sıra da suların çok aşırı bir şekilde kirlendiğini tespit ederek önümüzdeki günlerde, yıllarda yani bugünlerde suya ulaşımın çok zor olacağını ve var olan kaynakların yetersiz olduğunu ve bunların da aşırı şekilde kirletilmesi sonucunda büyük sorunların meydana geleceğini öne sürerek 22 Mart günlerini hem Birleşmiş Milletler'de hem de diğer dünya ülkelerinde suyun önemini, suyun değerini kavratmak üzere ve tekrar 22 Mart'larda yani Dünya Su Günlerinde gelinen noktanın ne olduğunu açıklanarak neler yapılabileceği konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Gerçekten Dünya Su Günü çok önemli günlerimizden bir tanesidir. Çünkü bilgilerin yenilenmesi, bilgilerin aktarılması açısından da çok önemlidir. Çünkü geldiğimiz şu noktada bu Dünya Su Günü'nün 1992'den beri yayınlamış olduğu gerek UNESCO'nun, gerek Birleşmiş Milletler'in, gerek FAO'nun raporları eğer dikkat edilmiş olsaydı bugünkü duruma gelmeyecektik. Bugün mesela ne var? Bugün bütün dünya, neredeyse dünyanın %47'si su kriziyle karşı karşıya. Bizim ülkemizde su kriziyle karşı karşıya olmakta. Örneğin her 9 saniyede bir çocuk su kirliliğinden ölmekte. Yine birçok yerde bizim her gün günlük hemen ulaşabildiğimiz suya bazı ülkelerde insanlar 6 saat su yolculuğu yapmakla ulaşabilmekteler. Ve sular %80 oranında arıtılmadan
sulara atıklar bırakılmaktadır. Bunlar yani suyun azlığı ve suyun kirlenmesi en önemli felaketler olarak bizim karşımıza çıkmakta. Çünkü her şey suya bağlı. Daha öncelerde devamlı söylüyoruz. Bizim vücudumuzun %70'i su, domatesin %90'ı, sütün %90'ı, yine peynirin, etin, ekmeğin içerisinde %70'in üzerinde su var. Su olmazsa yaşam olmuyor. O nedenle su her şeyi yönlendiren bir yapıda. O nedenle 22 Mart'lar suyun değerinin hatırlatılması, suyun öneminin hatırlatılması açısından çok önemlidir. Biz son 3 yılda çok çeşitli sorunlar yaşadık. Ki bu sorunların gelişi 1990'lı yılların sonuna doğru, yani 2000'li yılların başlarında artık doruk noktasına gelmişti. Biz ülke olarak su krizinin içerisinde bulunan bir ülkeyiz. Hatta su kıtlığı içerisinde de bulunmaktayız. Mesela bunu nasıl açıklayalım? Bunun skalası, indeksi, Falkenmark göstergesi dediğimiz bir göstergeyle belirlenmekte. Nedir bu? Diyor ki Falkenmark, eğer bir ülkede kişi başına bir yılda düşen su miktarı 1700 tondan yukarıysa herhangi bir sorun yok. Ama 1700 tonladan aşağı seviyelere inmişse sorun giderek bu azalışa göre artmakta. Örneğin eğer 1000'in altına düşmüş ise su kıtlığı çekilmektedir. Bizim ülkemizde durum nedir? Bizim Nebi Bey 105 milyar ton su rezervimiz var, bilinen tatlı su rezervi. Şimdi nüfusumuza baktığımız zaman 2023'te nüfusumuz işte ne olacağı düşünülmekte, 84 milyon, 85 milyon civarında. Ama sadece Türkiye, bu Türkiye'nin gerçek nüfusu değil. Mülteciler var. Her yıl turizmle gelen 10 milyonun aşkın üzerinde insanlar var. Bunlarla beraber baktığınız zaman 105 milyar ton suyu nüfusumuza, 100 milyonu açan nüfusumuza böldüğümüz zaman biz 1000'in altına düşmüş oluyoruz. Ki geçen yıllar bu seviyenin çok daha altındaydı. Baktığımız zaman biz aşırı şiddette su kıtlığı çeken ülkelerden bir tanesiyiz. Zaten bunu görüyoruz. Her alanda görüyoruz. Türkiye'deki göllerin kurumasından, nehirlerin susuz kalmasından, yine buna bağlı olarak suyumuz azaldıkça hep söylediğimiz bir şey var. İklim krizi artmakta. Nebi Bey, daha düne kadar hep şunun arkasına sığınıldı. Denildi ki işte Türkiye'de en önemli sorun iklim krizidir. Şimdi yapılan araştırmalar, bütün bilimsel kuruluşların, meteoroloji örgütlerinin, yine hidrobiyologların, Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu çalışmalarda bizim ülkemizde de ve diğer ülkelerde olduğu gibi iklim krizinin kuraklığa etkisi %20 oranında olduğu gösterilmekte. Demek ki %100 veyahut da %80'lik bir oranda iklim krizinin kurumaya, susuz kalmaya etkisi yok. Bu oran %20. O zaman peki, kalan oranda insan faktörü değil mi hocam? Tabii insan faktörü, yanlış su kullanımı, suyun değerini bilmeme ve suyun çok aşırı bir şekilde tüketilmesi, başka bir şekilde anlatımlı suyun israf edilmesi. Bunların başında görüyoruz. Bütün dünyada da olduğu gibi, işte bütün dünyada %60 kimisinde, %70 kimisinde, %80, bizim ülkemizde de %80 oranında biz suyu tarımda kullanmaktayız. Vahşi sulamayı hala devam etmekteyiz. Ve giderek her şey pahalanmakta. Suya ulaşım zorlaştıkça her şeye ulaşımda zorlaşmakta. Mutlak suretle biz bunu günün teknolojisine uygun olarak bilimsel yöntemlerle yapacağımız tarım uygulamalarıyla şehirlerin, kentlerin, tarımın iklime göre düzenlenmesi, su kaynaklarına göre düzenlenmesiyle, modern tarım sistemleriyle, organik tarım sistemleriyle %40'ı ve %35'e kadar düşürmemiz gerekiyor. Yoksa biz gerçekten su krizi yaşayacağız. Biraz önceki haberleri de izlediğimiz gibi, evet çok sevindirici haberler. Bu sene yağışların mevsim normallerine dönmesi sevindirici ve çok olumlu bir şey. Fakat Nebi Bey bize de şunu söylemekte. Bakın, artık aklınızı başınızı toplayın. Bu size bir uyarı. Size bir dünya su gönderiyoruz. Bu suyu iyi yönetin, bu suyu iyi koruyun ve bu suyu iyi şekillendirin denilmektedir. Biz veyahut da
ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler hiçbir zaman için mevsimsel yağışlara göre su bütçelerini ve su kaderlerini ayarlamazlar. Hadi bu sene yağış oldu, öbür sene yağış olmazsa ne yapacağız? Tekrar yağışları mı bekleyeceğiz? Yağışları beklemekle biz iklim krizini atlatamayız. Yine bakın, bilimsel verilerden bir tanesi. Akdeniz Havzası'nda, yani bizim bulunduğumuz enlem ve enlem kuşağında en çok su krizine yakalanan ülke biziz. Ve çok şiddetli bir şekilde su kıtlığı çektik. Ve bundan sonra da çekmeyeceğiz diye bir şey söz konusu değil. Dünyadaki suların %80'inin arıtılmadan göllere, denizlere verilmesi bizim de çok önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Bakın şunun altını mutlak surette çok iyi çizelim. Suyun döngüsüyle tekrar tekrar kullanılan bir madde. Yani daha önce de söylediğimiz gibi dinozorların içmiş olduğu suyu biz yine içmekteyiz. Suyun fabrikası yok. Suyun tek fabrikası doğa. Demek ki o zaman bizim suyun döngüsüne çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Buna müdahale etmememiz gerekiyor. İşte kanallar yapmak gibi, yine aynı şekilde su rezervlerinin bulunduğu alanları işgal etmek gibi, ormansızlaşmak gibi, nemi artıracak faktörleri ortadan kaldıran kıyı işgallerini ve doğa işgallerini son vermek gibi, bunlara son vermemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra baktığımız zaman su kaynaklarını mutlak suretle bizim defalarca arıtıp modern teknolojiyle arıtmamız gerekiyor. Tekrar tekrar kullanabilmemiz için. Eğer biz zaten su kaynaklarının kıt olduğunu söyledik, nüfusun giderek arttığını söyledik, teknolojinin, sanayinin, işte tarım, endüstriyel tarımın da arttığını söylüyoruz. Su yeterli gelmiyor. O zaman ne yapacağız? Bizim için en önemli başvurulacak nokta günün teknolojisine göre suyun tekrar tekrar arıtılması, yani gri su dediğimiz suyu kullanmamız gerekiyor. Peki nasıl olacak bunlar? İşte bahçelerin sulanmasında, şehirlerin temizliğinde, evsel kullanımın işte banyo, tuvalet ve benzeri yerlerde bunu değerlendirebiliriz. Bu şekilde bunları kullanabiliriz. O nedenle demek ki suyun döngüsü ve suyun arıtılarak tekrar tekrar kullanılması gerekiyor. Diğer çok önemli hususlardan bir tanesi de belediyelere düşmüş oluyor. Belediyeler su güvenliği planlamalarını mutlak suretle yerine getirmeleri gerekiyor. Kayıplara son vermeleri gerekiyor. Suyun israfının ve korunmasıyla ilgili planlamaları mutlak suretle yapmaları gerekiyor. Şehirleşmeyi, yerleşmeyi, yapılaşmayı mutlak suretle suya ve iklime göre ayarlamaları gerekiyor. Su konusunda yapacak oldukları tasarrufları veyahut da suya müdahalelerinde 1000 defa düşünüp 1 defa karar vermeleri gerekiyor. Yoksa gerçekten gidişatımız çok zor. Sevindirici suların taşması, göletlerin taşar vaziyete gelmesi, bize suyun işte yönlendirilmesiyle ilgili, yer altında depo edilmesiyle ilgili, yeraltı sularının kazanılmasıyla ilgili girişimlere bir an önce başlamamız gerektirmekte. İlerideki kar suları gerçekten önlem alınmazsa sellere de neden olabilecektir. O zaman demek ki karların, eriyen karların ve göletlere giden suyun çok iyi bir şekilde doğal göllere yönlendirilmesi gerekir. Çünkü bizim en büyük su havzamız, su hazinemiz doğal göller. Göletlerdeki bulunan su seviyesi %90'lara gelmekte ama Türkiye'nin en büyük doğal tatlı su gölü olan Eğirdir ve Beyşehir Gölü'nde maalesef bu oran daha %55-%60 civarında. Biz bu seviyelere gelmedik. O nedenle göllere, bu doğal su kaynaklarımıza, derelerimize, çaylarımıza ulaşan doğal su akiferlerine engel olmayalım. Doğal su yollarına engel olmamamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki su bizim olmazsa olmazımızdır. O nedenle bütün bireysel ve toplumsal olarak entegre su kaynaklarının yönetimini benimsememiz gerekiyor. Doğal göllerin, bakın, suyun temiz olması için, suyun tekrar tekrar kullanılabilmesi için doğal göllerin hidrolojik yapısının, biyolojik çeşitliliğinin ve ekosisteminin mutlak suretle korunması gerekiyor. Bizim doğal göllerimiz su deposu değildir. Suyu üreten ve aynı zamanda suyu da
içindeki bulundurduğu canlılarıyla birlikte, bitkisiyle ve diğer hayvansal organizmalarıyla birlikte temizleyen kaynaklardır. En ucuz kaynaklardır. Sulak alanları, sazlık kesimleri kesinlikle işgal etmememiz gerekiyor. Son yıllarda çok aşırı bir şekilde suların çekilmesiyle buraların işgal edildiğini görüyoruz. Bakın, küresel ısınmayı önlerler sazlık alanlar. Sazlık alanlar, sulak alanlar aynı zamanda suyun en iyi ve en ucuz filtre edildiği sistemlerdir. Ki bizim karşımıza çıkan suların tekrar tekrar arıtımdan geçilmesi teknolojik olarak çok pahalı. Ama doğa bize bunu daha önceden sunmuş. Yani doğayı koruyun diyor. Sulak alanlarımızı biz korursak bu filtreyi, bu süzgeci sağlamış oluruz. Hocam zaten bugün Dünya Su Günü'nün aslında amacı da bu değil miydi? Farkındalığı artırmak, tekrar evet. Tekrar suyun önemli bir kez daha konuşmak da aslında biz sizinle müsilajı konuşacaktık. Müsilaj eylem planı ki zaten birazdan değineceğiz ama tabii sudan bahsetmeden oraya geçmek de mümkün değil. Bugün Cumhuriyet'te de bir yazınız var, bir açıklamanız var. Artık doğal göl kalmadı diyorsunuz. Daha önce de bu konuyu konuşmuştuk. Sulak alanların yok olması. Bildiğimiz işte evet. Meke Gölü yok oldu gitti. Bazı göllerde su çekildi. Bafa Gölü'nde su çekilmiş yine. Dün sanırım Ata Demirer bir fotoğraf paylaşmıştı Bafa Gölü'ne dair. Yani güzelim sulak alanları kaybediyoruz. Bir yandan evet yağışlar var ama yağışların normal olduğunu söylüyorsunuz. O zaman kurak geçen mevsimin ardından geldiği için bize öyle fazla görünüyor. Evet. Diğer yılları telafi edecek gibi. Sulak alanlarımız yok oluyor mu hocam? Ne olacak bunları? Mesela Meke Gölü'nü tekrar yerine getirmek mümkün olur mu? Şimdi Nebi Bey, biz su akar ve biz bakarız şeklinde bir özelliğe sahip ülkeyiz maalesef. Çok üzücü bir şey. Ben bunu bir vatandaş olarak, bir bilim insanı olarak üzülerek belirtmekteyim. Neden biliyor musunuz? Biz sudan ucuz dedik. Su ucuz, yani sudan ucuz her şey. Yani su en ucuz olan şey. Hep bu gözle baktık. Doğru. Suyun değerini bilemediğimiz için bu hale geldik. Peki ne yapmamız gerekiyordu? Bizim doğadaki bulunan sularımız, göllerimiz, derelerimiz, çaylarımızla ilgili mutlak surette bilimsel ve ekonomik yatırımları yapmamız gerekiyordu. Biz bunları yapmadık. Gölet yapmak yatırım değildi. Hele hele siz gelip de doğal sulak alanların bulunduğu yerlere çok aşırı bir şekilde gölet yaparsanız, yani aort damarınızı tıkarsınız. Kılcallara su götüreyim derken bu sefer ana kaynaklara, Eğirdir Gölü'ne, Bafa Gölü'ne, Beyşehir Gölü'ne, Büyükçekmece Gölü'ne, Mogan'a, aklınıza ne geliyorsa bu doğal su kaynaklarımızın bulunduğu yerleri susuz bırakmış oluyoruz. Ve bu buradaki en büyük hatamız bu. Biz yağışlara göre, defalarca söylüyorum, yağışlara göre su kıtlığını, su krizimizi engellememiz mümkün değil. Evet, birçok göllerimiz kurudu. Kimler kurudu mesela? 10 sene önce, 15 sene önce Akşehir Gölü kurudu. Artık burası Akşehir Gölü değil. Şu an gittiğiniz zaman orada su görürsünüz. Fakat orası su birikintisidir. Yani herhangi bir yerde gördüğünüz su birikintisinden farksızdır. Çünkü doğal göl demek içerisinde börtüsü, böceği, canlısı, doğal, aynı bizim vücudumuz gibidir. Bizim vücudumuzdaki organların kaybolması, organ yetmezliği bizim sonumuz demektir. İşte orada da balıkların ölmesi, bitkilerin ölmesi, oraya gelen su miktarının azalması, kanının, canının azalması demek anlamına gelmiş oluyor. O nedenle doğal göl bilimsel olarak bir canlı varlıktır. Ki Akşehir Gölü canlı varlık özelliğini tamamen kaybetmiştir. Yoktur. Sadece adı kalmıştır. Akşehir su birikintisidir. Meke Gölü de aynı şekilde. Meke Gölü yok alalı 10-12 sene oldu. Ve hala gerçekten bazı insanlarımızın, bunların içerisinde bazı meslektaşlarımız da var. Hala Akşehir Gölü, Meke Gölü, ondan sonra bu kurumuş bir sürü, örneğin hemen Marmara Gölü mesela. Bitmiş bu göller. Yani biyolojik olarak bitmiş, ekolojik olarak bitmiş. Bunlara biz göl diyemeyiz. Bunlar su birikintisi haline gelmiş yapılardır. Geriye dönmesi mi? Geriye dönmesi o kadar kolay değildir Nebi Bey. Bakın, burada saydığımız göller, doğal göllerimizin her biri 3 milyon 5 milyon yıl yaşında. Bunlar 3 milyon 5 milyon yıldır bugüne kadar, son 60 yıla gelinceye kadar kendi iç dinamikleriyle, yani canlı varlık oluşlarıyla bugünlere geldi. Gerçi ama hocam
Bir örnek aklıma geldi. Siz anlatırken yaşayan bir varlık dediniz ya. Gümüşhane'yi hatırlarsanız değil mi? Dipsiz Gölü nasıl mahvettiklerini. Sonra su tutmaya Evet, kalktık maalesef. orada. Önceki görüntüyle hiç alakası yok. Aynı su ama demek ki yaşamı orada yok edince tekrar yerine getirmek mümkün olmuyor. Aklıma o geldi siz anlatırken. Evet, onu diyorum işte, biyolojik çeşitliliğini, ekolojisini yok edersek, yani bizim içimi, benim içimi boşaltırsanız, organlarımı dışarı çıkarsanız, yani balıkları, işte bitkileri, diğer organizmaları, planktonları, bakterileri dışarıya çıkarsanız benim bir şeyim kalmaz ki zaten. Göller böyle, bizim gibi canlı varlık bütünü olarak, hatta çevresiyle birlikte bütün almamız gerekiyor. Dağıyla, taşıyla birlikte bütün almamız gerekiyor. Bu nedenle geri dönüşümleri çok zor olacaktır. Ama mutlak surette sabrederek, mutlak surette biraz önce de söylediğim gibi ekonomik ve bilimsel yatırımları hızlı bir şekilde yerine getirilmek suretiyle, gölleri kendi hallerine bırakmak suretiyle, gölü besleyen dereler, çaylar, işte damarımız tıkandığı zaman ne oluyor? Hastalanıyoruz. Kalp sekteye uğruyor. Doğru. İşte siz de gölleri besleyen derelerin, çayların üzerine gölet, baraj yaparsanız ana bünyeyi kaybedin. Ha, gölete, baraja ihtiyacımız var mı? Elbette. Çok çok ihtiyacımız var. Mutlak surette yapılmalı mı? Evet, mutlak surette yapılmalı. Ama ana gövde dediğimiz doğal su kaynaklarını besleyen derelerin üzerine baraj ve gölet yapmak işin en kolayı. En basit olanına kaçıyor. Hemen oradan su geliyor. Ama su şeyin suyu, gölün suyu. Gölün suyu, beslediği bir yer var değil mi? Evet. Yeraltı barajları yapmamız gerekiyor. Bunu ben yıllardır, 10 senedir söylüyorum. Yer altına ve göllerin suyuna engellemeyecek şekilde barajlar yapmamız gerekiyor. Su havzalarına bakın, daha önce de söyledim Nebi Bey, bu programda da konuştuk. Su havzalarının bulunduğu yerde, Almanya'da, birçok ülkede uçak dahi, uçak trafiği bile yasak. Ama biz oraya her istediğimizi yapabilmekteyiz. Çöp atmaktayız, girebilmekteyiz, turizme açmaktayız. Ya su yoksa zaten hayat yok. Su yoksa gıda yok, su yoksa sağlık yok, su yoksa ekonomi yok, su yoksa huzur yok. Her şeyi şekillendiren su. Peki bu her şeyi şekillendiren suyun kaynağı nedir? Doğal su kaynaklarımızdır. Bunun ne şekilde korunacağı yıllardır bellidir. Siz Meke Gölü'nü yok etmekle yeraltı sularını da yok etmiş oluyorsunuz. Ve bugün çok ciddi sorunlarımızdan bir tanesi de yeraltı sularımızın giderek şey yapımı. O zaman ne yapacağız? Su akışıyla ilgili, suyla ilgili, doğanın dengesiyle yapmış olduğumuz, düzeniyle yapmış olduğumuz işgaller başta gelmek üzere. Düşünebiliyor musunuz? Bu derelerden, çaylardan gelen veyahut da yüzeysel akışlarla gelen suların bulunduğu doğal toprak kanalları beton havuzlara dönüştürmüş, beton kanallara dönüştürmüşüz. Terfi yerlerini, ya drenaj yerlerini, buna ben, ya düşünün, bırakın toprak emsin, onu yer altına götürsün. Toprak betonlaştırılan bu tür göllere birleşen kanalların betonlaştırılması çok tehlikeli. Yer altına gitsin. Yer altında yeraltı sularımızı zenginleştirelim. Yeraltı sularımız giderek azaldı. Geçen yıl, daha önce de belirtmişimdir, tekrar bir daha belirtmemde de fayda var. Artık yeraltı suları 5, 10, 20, 50 metreden çıkmamakta. İç Anadolu'da, Akdeniz bölgesinde birçok yerlerde sanki petrol arar gibi 80-100 metreye kadar inilen devasa sondaj makinalarıyla su çıkarılmakta. Bu çok tehlikeli. Zaten oradan çıkacak su tatlı su değildir. Tuzlu sudur. O nedenle bilimsel akıl var, bilimsel yöntem var. İşin kolayına kaçmayalım. Suyu havzasıyla, ekosistemiyle bütünlük içinde düşünmemiz gerekiyor. Engel olmamız gerekiyor. Suyun akışına, kirliliğine neden olursak kendi hayatımıza neden olmuş oluruz. Sadece bizler yokuz, diğer canlılar da var. Diğer canlıların yok olması demek insanların da yok olması. Lütfen şu rakamlara çok iyi dikkat edelim. Bu daha yeni rakamlar. Deniliyor ki eğer suların akışıyla ilgili, suların kirliliğiyle ilgili gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki son 10 yıl içerisinde yaklaşık 4.7 milyarla 5.3 milyar insanın çok şiddetli su sorunu yaşayacağı ve su kıtlığı bulunan yerlerde yaşayacağını söylemektedir. Şunu eklemek istiyorum.
Yağışlar çok iyi, çok mükemmel, çok sevindirici, çok mutluyuz. İyi yönetmemiz gerekiyor. Ama bu su bize yetmez. Sadece göletleri düşünerek, İstanbul'u düşünerek herkes kendi paçasını kurtarmaya, tırnak içerisinde söylüyorum, çalışmamalı. Bütünleşik planlar yapmamız gerekiyor. Şunu söylüyorum, Konya'nın başı ağrırsa İstanbul'un da başı ağrır, Rize'nin de başı ağrıyacaktır susuzluk konusunda. Su çünkü bütünleşik bir konumda olan bir yapıdadır. O nedenle bunlara çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Bu suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Eğer biz hala, bakın diğer çok önemli bir noktalardan bir tanesi, geçtiğimiz yani 2021'de de olduğu gibi, 2020'de de olduğu gibi, öncesinde de olduğu gibi, hala aynı yöntemlerle tarım yaparsak, hala aynı şekilde suları kirletip, gri sulara dönüştürüp, yağmur sularını dönüştürmeyip, yağmur sularını hala denizlere akmasına izin verirsek, önümüzdeki yıllarda biz yine Ağustos, Eylül aylarına geldiğimiz zaman ülkemizde su krizinden, su kıtlığından bahsetmek durumundayız. Bu neye etkileyecektir? Enerji üretimine etkileyecektir. Yine aynı şekilde tarıma etkileyecektir. Su çok pahalı bir hale geldi. İnsanların bugün Türkiye'de en çok satın aldıkları şeyin başında su gelmekte. Yani bırakın belediyelerden, yani marketlerden satın almak durumunda kaldı. Demek ki su güvenliği yok. Suyun güvenliği yoksa benim can yaşamımın güvencesi yok. Suyun güvenliği yoksa gıdanın güvencesi yok. Hocam su varsa hayat vardır. Bu tarihten beri öyle değil mi zaten? Nil Nehri'nin etrafında aynen, insanlar toplanmışlar. Evet. Fırat ve Dicle'nin arasında yine yaşam alanları yaratmışlar. Su neredeyse hayat orada. Denizin kenarını ya da göllerin kenarını boşuna mesken tutmuyoruz zaten. Ya da sulak alanların kenarlarını. Hocam bir şey merak ettim. Bu yeraltı barajından yıllardan beri bahsediyorum demiştiniz. Evet. Daha önce de değinmiştiniz aslında ama bir kez daha değinmenizi rica edeceğim bu konuya. Yeraltı barajı derken neyi kastediyoruz? Şimdi bu konuda mesela bu müsilaj konusuyla da birleştirelim bunu. Deniliyor ki işte bizim yeryüzü barajları bir kere çok tehlikeli. Taşkın tehlikeleri çok şiddetli bir şekilde. Aynı zamanda zaman zaman su seviyeleri azaldıkları zaman, bakın buharlaşma miktarları giderek artarak suyun çok büyük bir kısmı buharlaşıp buharlaşmakta. Diğer bir nedeni güneş ışınlarının etkisiyle birlikte yeşil su şeklinde dönüşmekte, siyanobakterilerin arttığı, yani başka bir de işte Marmara'daki müsilaj gibi müsilajın oluştuğu sular şeklinde dönüşmekte. Bu da insan sağlığı için, gıda üretimi için çok tehlikeli bir olan bir sistem. Ki yeraltı barajları yerin altına konumlandırılan barajlardır. Ki Almanya'da bunun birçok ülkede, Hollanda'da birçok ülkede bunun örnekleri var. Ve yerin altına yapılacak aynı o tünel sistemleri gibi suyun oralarda depo edilmesi şeklindeki yapılan barajlar hem kirlenme olayını hem buharlaşma olayını minimuma indirmiş olacaktır. Yine aynı şekilde yeraltı barajlarındaki yapılacak yapay akiferler vasıtasıyla yeraltı suları da zenginleştirilmiş olacaktır. Tehlikesi yoktur. Ülkedeki bakın işte ne anonsları yapılmakta, işte baraj taşabilir, orada piknik yapmayın, oraya gitmeyin. Baraj kenarında piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu insanların yaşamlarını kaybettiklerini maalesef üzülerek gördük. Yine aynı şekilde birçok yerlerde taşkınlar sonucu, kar erimeleri sonucunda yine sellerin meydana gelerek kayıpları gördük. O nedenle yeraltı barajlarının nereye, nasıl, niçin yapılacağı bellidir. Ona göre konumlandırılıp bu konum noktaları bellidir. Yine neye göredir? Yeryüzü şekillerine göre, coğrafik yapılara göre, iklimin özelliklerine göre, kar aynalarına göre. Bakın kar aynaları dediğim şeyleri bilirsiniz. Ağustos'ta bile kar yağışlarında orada ne vardır? Kar birikir dağların bulunduğu yerlerde, yataklarda. Oralara göre, suyun akışına göre, dağlardan gelişine göre, ormandan gelişine göre kuracağımız yeraltı barajları bizim kurtuluşumuz olacaktır. Çünkü çok büyük bir oranda verim elde edeceğiz. Yani suyu %50'ye yakın bir oranda tasarruf etmiş olacağız. Daha az kirletmiş olacağız. Hocam çünkü buharlaşma da olmayacak değil mi dolayısıyla? Tabii buharlaşma da olmayacak ve diğer önemli bir husus kirlilik olmayacak. Evet. Kirlilik. Yani biz baktığımız zaman şimdi hani oraları ne halde kullandığımız belli. O nedenle
Bir de şunu söyleyeyim Nebi Bey. Mutlak suretle bizim bireysel savurganlığa son vermemiz gerekiyor. Yani bu her alanda. Evimizde de, sanayide de, tarımda da. Peki bu konudaki yapabileceğimiz şey nedir? Bundan sonra daha çok fazla eğitim ve öğretime ihtiyaç duymamız gerekiyor. Bakın geçen yıl neydi biliyor musunuz? Dünya Su Günü'ndeki ana tema suyun değeri. Dediler ki suyun değerini bilin. Su çok kıymetli bir varlık. Biz suyun değerini bilmediğimiz için dünyada birçok ülkeler sorunlar çekmekte. Biraz önce de dediğim gibi biz şimdi mevsimlik yağışlara göre seviniz. Halbuki Japonya'sında diğer ülkelerde iklime göre 50 yıllık su politikaları izlenmekte. Biz ise yağmuru beklemekle ülkemizdeki kuraklığı önleyemeyiz. Yağmurlar elbette çok önemli ama suyun akışı, döngüsü, dengesi çok çok önemli. Suyun israf edilmemesi çok çok önemli. İşte dediğim gibi belediyelere de çok büyük görevler düşüyor. Kayıp kaçaklar var. Suyun korunması ve kullanımıyla ilgili yapılandırmaların yapılması gerekiyor. Suya popülist davrandıkça kendimiz kaybederiz. Tarımda işte falanca noktaya sulu tarım götürmek, hayır, en büyük yanlışımız bu. Hala biz İç Anadolu bölgesinde sulu tarım yapmaktayız. Hala ayçiçeğin gündemde olduğu için ayçiçek yetiştiriciliğiyle uğraşmaktayız. Hala yem bitkileri dediğimiz korungayı, yoncayı, pancarı İç Anadolu bölgesinde yetiştiriyoruz. Ya İç Anadolu bölgesinin iklimi kurak yerde sulak tarım olmaz. Kurak yerlerde sulak tarım yaptığımız için, kuru tarıma önem vermediğimiz için, her yerde her şeyi yetiştirmek için popülist yaklaşımla her tarafı açık kanallarla su taşıdığımız için bu hale geliyoruz. Bunun temel nedeni bu. Bırakın suyu rahat bırakın. Suyun doğadaki doğal çevrimini rahat bırakın. Çünkü su tekrar tekrar kullanılan bir madde. Çevrimle kullanılan bir madde. O nedenle şunu da çok iyi bilelim. Demek ki iklim krizinin kurumaya, kuraklığa etkisi %20'ymiş. Bu bilimsel bir veri. Biz de zaten buna inanıyorduk. O zaman artık bir şeylerin arkasına sığınmayalım. Ne yapalım? İklim krizi vardı, göller kurudu, Bafa Gölü kurudu, Meke Gölü kurudu, Akşehir Gölü. İklim krizi sonucu kurumadı. Eğirdir Gölü'nün su seviyesi iklim krizi sonucu azalmadı. Suyun değerini bilmemek, suyun kullanımında israfın çok aşırı olmasından dolayı. Hocam buradan müsilaja geçelim mi? Süremiz de hızlı ilerliyor zaten vaktiyi kullanmak açısından. Kalan dakikalarımızda biraz da müsilajı konuşalım istiyorum. Ne durumda şimdi? Bir şeyler yüzünden çok fazla değinemiyoruz ama sanki tehlike ortadan kalkmış gibi görünüyor. Sizce öyle midir? Ben Ocak-Şubat aylarında İstanbul'daydım. İstanbul'da yine kısmi gözlem yaptığımız yerler var. Zaten şunu da biliyorduk. Yani eğer bize inanıyorsanız, bilmeye inanıyorsanız geçen yıllarda da söylediğim şu vardı. Bu tür yöntemlerle müsilaj önlenmez. Sadece buzdağının üst tarafındaki çentiyi al. Yani denizin üst kısmındaki bulunan müsilajları temizledik. Ama sorunun %90'ı denizin iç kısmında, dip kısımlarında, bilhassa kıyı kısımlarında. Müsilaj bitmedi, müsilaj devam etmekte. Zaman zaman geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde belirli bölgelerde görüldü. Yine bir kısım dalgıç arkadaşlarımızın, yani bilim insanlarından bahsediyorum, ortak yapmış olduğu çalışmalarda belirli bölgelerde, yine daha önceki en çok yoğunluk gösteren kısımlarda işte Boğaz kesimindeki olan işte Beşiktaş tarafında, karşı tarafta yine dip kısımlarda çok yoğun bir şekilde müsilajlaşma olayını görüyoruz. Balık verimliliğinin giderek azalmasından bu müsilaj verimliliği azaldığını görüyoruz. Yine bir birim sudaki almış olduğumuz klorofil A miktarının giderek arttığını gördüğümüz için müsilajın bizim için hala tehlikeli olduğunu görmekteyiz. Dediğimiz gibi küresel ısınmaya gerek yok. Suyun 16-17 derece sıcaklıkta olması, güneş ışınlarının etkisi ve dipteki bulunan organik ve inorganik kimyasal yapılardan oluşan kirlilik oluşturucu nitrat gibi, nitrit gibi, azot gibi, fosfor gibi elementlerin miktarının çok fazla olması,
ve siyanobakteri dediğimiz bu esas reaksiyonları meydana getiren organizmaların sayılarının istila edici düzeyde olması bize denizlerde müsilajın bitmediğini göstermektedir. Bu Akdeniz'de de var aynı şekilde. Ege'de de yine aynı şekilde İzmir'in Sasalı kesiminde, Karşıyaka'nın Bostanlı kesiminde bunları biz önümüzdeki günlerde de yine aynı şekilde belirlemiş durumdayız. Ve illa yani bunun denizin üst kısmına çıkıp geçen yılki manzarayı oluşturması gerektirmiyor. Yani biz bilim insanlarına inanmamız gerekiyor. Bizim Marmara için sorunumuz, müsilaj sorunumuz devam etmekte. Çünkü Marmara'yla ilgili işte arıtma sistemleri yerine getirildi mi? Yok. Yüzeyden toplanıldı, makyaj yapıldı. Peki deniz trafiğiyle ilgili, sanayiyle ilgili önlemler alındı mı? Alınan önlemler yetersiz. Yani söylenildiği gibi şekilde değil. Hangi arıtma sistemleri dediğim gibi yeterli değil. Biraz önce işte yeraltı barajlarına bahsederken biz dedik ki mutlak surette İstanbul'da Marmara Havzası'ndaki yaşayan her yerde tarımdan tutun, evden tutun, sanayiden tutun. Her yerde modern arıtma sistemlerinin kurulması gerekiyor. Devasa hem bunların. Örneğin İstanbul'da, İznik'te, Bursa'da. Peki nasıl olacak? Denildi ki işte yer üstündeki araziler çok kıymetli. Örneğin siz Beşiktaş'ta bir metrekare arsanın veyahut da falanca yerde Bakırköy'de ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Evet, gayet iyi biliyoruz. İlla yer üstüne arıtma sistemlerini kurmamız gerekmez. Dünya bunu daha 100 yıl önce tüneller vasıtasıyla yer altına kurmuş. Yer altın sistemlerini oluşturmuş. Yerin altında uygun olan alanlar var. Yine jeolojik özelliklerine göre deprem özellikleri de göz önünde bulundurularak bu sistem sadece hidrobiyologların veyahut da meteoroloji uzmanlarının değil, içerisinde jeoloji mühendislerinin de yer alacağı, diğer mühendislik kuruluşlarında sağlık bilimlerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından karar verilecek bir şeydir. Biz yer altına yönelik arıtma sistemlerimizi uygun bir şekilde kurabiliriz. Yoksa biz müsilajdan kurtulmamız kesinlikle söz konusu. Hala sular deşarj ediliyor mu? Ediliyor. Örneğin öne sürülen şeylerden bir tanesi deniliyor ki Nilüfer Çayı gibi işte diğer sazlık alanlarımız gibi alanları arıtma sistemleri olarak kullanacağız. Orada sular arıtı. Zaten Nilüfer bitmiş bir vaziyette. Tam manasıyla zehir çukuru haline dönüşmüş bir şekilde. Çok aşırı şekilde kirli olan bir suya sahip. Zaten Nilüfer Çayı'nda da Ulaabat Gölü'nde de göllerin müsilajı dediğimiz müsilaj devasa bir şekilde bulunmakta. O nedenle bizim dip temizliğini yapmamız gerekiyor. Çevresel ekolojik yapısı olarak çevresini çok iyi iyileştirmemiz gerekiyor. Ve bunları yapmadıkça, dip çamurunu çıkarmadıkça, dip sedimentini temizlemedikten sonra müsilaj Türkiye'nin yıllarca sorunu olacak ve ileride hem bizim başımızı artacak hem de uluslararası sözleşmelerle yine aynı şekilde sorunlar ortaya çıkaracaktır. Zaten hocam büyük bir yanılgı vardı. Değindiniz ama bir kez daha onu ben de vurgulamak istiyorum. Ve bence de çok rahatsız edici. Yüzeyi temizledik, biz görünen tarafı temizledik ama dipte devam ediyordu hala. Siz de söylemiştiniz, Mustafa Sarı hocamız da söylüyor zaman zaman. Denizin 10-15 metre altında müsilaj görünüyor. Oradaki canlı yaşamı yok oluyor. Arıtma tesisleri yapılmadan bundan kurtulmak kolay değil ki... Yıllar öncesinden bu durumun olacağı zaten belliydi değil mi? Arıtma tesisleri yapılmadan da bu sorunu çözmek zaten mümkün değildi. 1995'lerde çok şiddetli bir şekilde dip temizliğini, bakın Nebi Bey, önce dip temizliğini mutlaka yapmamız gerekiyor. Dibi temiz olmayan bir kabın içerisine veyahut da içi temiz olmayan bir kabın içerisine siz dışarıdan ne kadar temiz su bırakırsanız bırakın, o su kabın kirliliğinden dolayı da kirlenmiş doğru olacaktır. Ve temizliği dipten başlaması gerekmez miydi aslında? Elbette, elbette. Mesela en tehlikeli olan yerler kıyı alanları. Ama biz hep kıyı alanları İstanbul'da bakarsanız hep kocaman devasa kamyon büyüklüğünde taşları getirerek sahil yapmış. Halbuki sahil, ya bu işin bilimi var. Sahil en iyi filtre alanıdır. Değil mi? Bütün pislikleri getirir. Orada küçük küçük kumlar vardır. Oradan süzülür.
Doğal bir arıtma. Siz bu arıtmayı engellemişsiniz. Şimdi arıtma yapmanın çok pahalı olduğundan bahsediyoruz. Doğanın dengesiyle, düzeniyle oynamamamız gerekiyor. Marmara Denizi'nin içerisine bu kadar yaklaşmamamız gerekiyor. Yaklaştığımızda nelerin olduğunu gördük. Çok üzücü bir Gölcük depremini düşünün. Her açıdan tehlikeli olan bir şey. Suyun temizlenmesi açısından, diğer açılardan çok çok tehlikeli bir vaziyette. O nedenle dip temizliği yapmadan kabuğumuzu Marmara Denizi'nin bilhassa ilk 100 metreye kadar olan alanların temizlemeden. Bugünkü teknolojide bugün inanın Nevi Bey çok mümkün. 1995'te bu çok zordu. 2000'lerin başında da çok zordu. Ama şimdi gelişen teknolojiyle bu çok önemli. Her ikisinde de söylediğim gibi mutlak surette bilimsel ve ekonomik yaptırımları yapmamız gerekiyor. Biz diyoruz ki bu iş hem doğaya atıyoruz, diyoruz ki işte doğa olayı diyordu çünkü birçok akademisyenler, çok üzücüydü. Hem de diyoruz ki doğa çözsün diyoruz. Ama doğanın da bir şeyi var. Doğasız yaşayamayız ama doğa bizsiz yaşar. Eninde sonunda kendi dengesini sağlar. Hep doğaya yükleniyoruz. İyilik de her şey ona bağlanmış oluyor. Halbuki bizim bireysel olarak, insan olarak yapacağımız şey var. Temiz tutmak, iyi kullanmak, doğanın döngüsüne müdahale etmemek. Esas sorun bu. Kıyılar çok çok önemli. Kıyılar zaten dingin alanlardır, sakin alanlardır. Koyluk alanlarda müsilajın ne kadar arttığını görüyoruz. Su akışını, suyun akışını, suyun döngüsünü, suyun dinamiğini rahat bırakmamız gerekiyor. Hocam, az önce soracaktım, unuttum. Ormanlar aklıma geldi de tekrar. Bu ormanların doğa için, su için, sulak alanlar için önemi nedir? Ormanlar zaten bunlar hep böyle birbiri içerisinde olmazsa olmazlar. Yani 3 tane 5 tane madde sayarsak bir bütünü oluşturuyoruz ya yağışlarla ilgili için, suyla ilgili için. Suyun bakın kontrollü bir şekilde akışını sağlayan, yerin altına, yeraltı sularımızı, bak yeraltı sularımıza suyun gitmesini sağlayan yapı ormanlar ve orman dokusudur. Tabii bunun yanısında en önemli faktörlerinden bir tanesi ormanlar yağışı artıran faktörlerdir. Ne yaparlar? Ormanlar nemi tutarlar. Nemi tutmaları vasıtasıyla da o bölgenin nemli kalmasını sağlayarak yağışların, yani hava ısısına göre yağışların olmasına neden olurlar. Eğer o ağaçlar olmasa o nem orada tutulamayacak ve yağış meydana gelmeyecek. Bu sene mesela yaşadığımız orman yangınlarının temel nedeni nedir? Göllerdeki, derelerdeki suların azalması, ormanlara doğru giden bu su zerreciklerin kırağı çığı dediğimiz yapıların ormanlarda nemlerin oraya kadar ulaşamaması sonucu, kuruması sonucuydu. Yani orman varsa yine aynı şekilde sularımız var. Yine aynı şekilde suyun aratılması, bitki dokusuyla, içerisindeki bulunan organizmalarıyla, bakterileriyle çok önemli bir. Selleri engelliyor en azından. Su taşkınlarını engelliyor. O nedenle yeraltılarından ve doğal göl sularına dediğimiz doğal su kaynaklarına akışın hızını düzenliyorlar. Yani oldukça çok faydası var. Yani su, göller, orman bunlar birbirleriyle bağlantılı olan şeyler. Yani su yine ormanın güzelliğini sağladığı gibi orman da suya katkıda bulunmakta. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. 22 Mart Dünya Su Günü'nde vaktinizi ayırdınız. Ekleyeceğiniz bir şey varsa alabilirim onu. Ben de çok teşekkür ederim. Mutlak suretle dediğimiz gibi biz atık su altyapısının kesinlikle oluşturmamız gerekiyor. Bakın hem su için hem müsilaj için. Atık su altyapısını oluşturmadığımız zaman zaten bizim sorunumuz, yağışlar bu şekilde de devam etse, biz aynı kafayla gidersek tırnak içerisinde önümüzdeki yaz aylarında kuraklıktan bahsederiz. Çünkü su kaynakları belirli, sabit. Yani tatlı su kaynakları. Fabrikası yok bu işin. Keşke fabrikası olsa, fabrikada yok. Doğada üretiliyor. Peki ne var? Nüfus giderek artmakta. 4 milyar nüfustan bahsederken 8 milyar. Aynı su. Artan nüfus 2 kat. Daha çok gıdaya ihtiyaç var. O zaman
Demek ki bizim suyu tekrar tekrar kullanacağımız için israf etmememiz gerekiyor. Her konuda tutumlu olmamız gerekiyor. Yediğimizden, içtiğimizden, giydiğimizden. Çünkü hepsi suyla bağlantı. İşte bir giysinin yapılmasında suyun ne kadar etkili olduğunu, bir işte sütün bir kilogram sütte veyahut da bir porsiyon büftekte, köftede suyun ne kadar suya. Çünkü yine yem bitkileri var, diğer var da var. O nedenle suyu biz tasarruflu kullanmak zorundayız, israf etmemek zorundayız, tekrar tekrar kullanmak zorundayız, tekrar tekrar kullanabilmemiz için döngüsüne engel olmamamız gerekiyor. %80 rakamı çok korkunç rakam. Bu %80 rakam hem tarımda kullanma hem de ne yazık ki %80 oranında atık suların göllere, göletlere verilmesi çok tehlikeli. Su kirlendikçe kayıplar daha fazla oluyor. Kullanım alanları daha az olmuş oluyor. Yağışlar çok önemli bir fırsat ama ekonomik ve bilimsel yatırımlarla biz suyumuzu depo edebiliriz. Uzun yıllar içinde kullanımıyla ilgili yöntemlerle biz kuraklığa engel olabiliriz. Hocam bir şey eklemek istiyorum. Bir çip krizi var ya dünyada. Merkezi Tayvan. Mesela onu bir araştırmıştım. Niye bu kriz var diye birkaç yazı okumuştum. Mesela en baştaki etkenlerden birisi çip üretilirken yoğun bir su istemesi ve su kaynaklarının yağışların az olması sebebiyle üretimi aksatması. Orada bile etkili. Evet, o nedenle sulak alanlarımızı korumamız lazım. Bakın sulak alanlar küresel ısınmanın en önemli sazlık alanlar. İçerisindeki bulunan işte yapılar vasıtasıyla sera gazlarını tutmaktalar. O nedenle ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Su kenarlarını işgal etmememiz gerekiyor. Tarımda mutlak surette artık modern tarıma geçmemiz gerekiyor ki bunu anlatmamıza gerek yok. Yani damla sisteminin bile yerin altına döşenilerek o şekilde yapılması gerekiyor. Damla sistemi dahi kurtarmıyor. Ben de çok teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. İnşallah bu sorunları en kolay yoluyla atlatırız. Sizler bizim sesimizsiniz. O açıdan da sizlere çok teşekkür ederim. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Anlattıklarınız çok değerliydi. Bir bilim insanı ağzından tabii ki bunları duymak. Yıllar sonra olacakların önüne geçmek açısından yıllar önce bahsettiğiniz gibi oldukça önemli. Umarız bunları değerlendiririz, bunları devreye alırız ve etkin bir hale getiririz atık suların arıtma tesislerini ya da diğer sulama yöntemlerini. Çünkü eğer önlem almazsak ilerleyen yıllarda bizi çok zor zamanlar bekliyor. Hocam tekrar görüşmek üzere. Su savaşları var. Yani hakikaten artık bundan sonraki savaşlar su savaşı. Kesinlikle. Yani ya zaten 20 yıldır da var biliyoruz. Mesela su mültecileri günümüzde giderek artmakta. Konu çok, gerçekten anlatılacak konu çok. Su mültecileri var şimdi. Yani öbür türlü niye Afrika'dan insanlar başka yerlere gelmek istiyor? Çok rahat etmek için değil, suyu bulamıyorlar. Dediğim gibi bakın lütfen bizim anında çeşmeyi açıp da ulaşabildiğimiz suya, hatta öyle su da değil, kirli suya birçok ülkede insanlar 6 saat yolculuk yapmak durumunda. 6 saat yolculuk yapıp o kirli suya ulaşabiliyor. Ama biz salisesinde suya ulaşabiliyoruz. Doğru. O nedenle suyun değerini bilmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun hocam. Tekrar görüşmek üzere.